Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ayşe Güneş Savak. YKS Soru Çözümleri Çalışması'nda sizlerle 2018 TYT Türkçe testinin çözümünü yapacağız. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Arkeogenetik insanlığa dair geçmişi moleküler genetik teknikler nokta nokta araştıran bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. Bazı temel konular üzerindeki çalışmalar henüz sürmekteyse de hızla bir bilim dalı haline gelmiştir. Bakalım şimdi arkadaşlar sözcük bazında bir boşluk doldurma sorusu. Bu tarz sorularda dikkat etmemiz gereken nokta boşluklardan önceki ve sonraki kelime gruplarını iyi okumak. Arkeogenetik insanlığa dair geçmişi moleküler genetik teknikler yoluyla araştıran Genetik teknikler sayesinde araştıran, genetik teknikler deneyerek araştıran, genetik teknikler geliştirerek araştıran, genetik teknikler kullanarak araştıran. Bakın arkadaşlar teknikler e, genellikle kullanıldığı için E seçeneği e, bu aşamada bize yakın geliyor. Ama ikinci boşluğa da hemen bakalım. E, bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. Bazı temel konular üzerindeki çalışmalar henüz sürmekteyse de hızla değişken bir bilim dalı haline gelmiştir. Hızla benimsenen bir bilim dalı, hızla bilinen bir bilim dalı, hızla sevilen bir bilim dalı, hızla gelişen bir bilim dalı. Bakın arkadaşlar bilim dalı da geliştiği için E seçeneği doğru cevap olarak karşımıza çıkıyor. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? Bakalım Yüksel Pazarkaya ülkemizde eşini az rastlanan, ender görülen, evet uyuşmakta, bir titizlikle Rainer Maria Rilke'nin tüm şiirlerini toplam 12 kitap halinde dilimize kazandırdı. Bu külliyat, külliyat toplu eser demek arkadaşlar. Rilke'nin yazın çalışmalarını içeren Kamural Şipal çevirileriyle birlikte değerlendirildiğinde, aynı kitapta toplandığında, Şimdi burada bir duralım. Çünkü birlikte değerlendirilmek demek aynı kitapta toplandığı anlamına gelmiyor. C seçeneğini bekletelim. Önemli bir kazanım niteliğinde. Çeviri eylemi çoğu kez yani genellikle farklı kültürler arasında köprü kurmak, farklı kültürler arasında bağ oluşturmak. Bakın arkadaşlar. Bu da karşılıyor. Köprü kurmakla kalmıyor. Yeni imgesel yorumların kapısını da aralayabiliyor. Yani A, B, D ve e seçeneklerini eledik. Cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Üçüncü soru bir atasöz sorusu arkadaşlar. Cümle cümle giderek anlamsal bir eşleştirme yapacağız. Bu parçada numaralanmış cümlelerdeki açıklamalara aşağıdaki atasözlerinden hangisi örnek olarak gösterilemez? Her atasözü bir genel kural bir ilke niteliği taşır. Bazı atasözleri sosyal ilişkiler üzerine görüş bildirir. A seçeneğine bakalım. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Evet arkadaşlar, komşuluk sosyal bir ilişkidir. Dolayısıyla A seçeneğini eleyebiliriz. Bazı atasözleri ise uzun gözlemlere dayanarak doğa olaylarının gündelik yaşam üzerindeki etkilerini anlatır. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Evet arkadaşlar, Mart ayında kışın ee, sert geçtiğini anlatıyor. Doğa olayı mı? Evet, B seçeneğini deledik. Tecrübelere veya mantığa dayanarak doğrudan doğruya öğüt veren atasözleri de vardır. Bakalım çirkefe taş atma üstüne sıçrar. Evet öğüt içerdiği için C seçeneğini rahatlıkla eleyebiliriz. İki yargı taşıyan atasözlerinde ise yargılar arasında benzetme ilgisinden ziyade iki yargının birbirini tamamladığı veya birbirine karşıt olduğu görülür. Bakalım örnek atasözümüze. Var evi Kerem evi yok evi Verem evi. Bakın arkadaşlar iki tane yargımız var karşıtlık var mı? Var evi, yok evi. D seçeneğini deneyelim. Bir de genelin aksine temsili ve mecazi anlatıma sahip olmayan. Bakın atasözlerimiz genellikle mecazi anlatıma sahiptir. Ama burada mecazi anlatıma sahip olmayan atasözlerimiz vardır denilmiş. Bakalım E seçeneğine. Beste kargayı oysun gözünü. Evet arkadaşlar ben beste kargayı oysun gözünü mecazi anlatıma sahip bir atasözümüzdür. Dolayısıyla cevap E seçeneği. Aşağıdaki yargılardan hangisi kişisel düşünce içermemektedir? Kişisel düşünce içermemektedir dediğine göre arkadaşlar bizden nesnel bir cümle istiyor. Bakalım. Engin denizlerde dünyanın gürültüsünden patırtısından uzak, düşsel bir adanın şiiriyle büyülenmemiş insan sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. Öznel bir cümle arkadaşlar. A seçeneğini eledik. İnsanoğlu yüzyıllardır mutluluk, dirlik, düzenlik, ölümsüzlük yönündeki özlemlerini çoğunlukla uzak bir ada görüntüsüyle dile getirmeyi seçmiştir. Burada da öznellik söz konusu. Kendini ıssız bir adada en çetin güçlüklerle karşı karşıya düşünen, parklarda Robinsonculuk oynayan çocuklar bugün de var. Bu da öznel bir cümle arkadaşlar. Bir edebiyat yapıtında anlatılan olayların yeri olarak değerlendirilen ada, yalnızlığın sembolü olmasıyla coğrafyacının veya haritacının adasından farklıdır. Yalnızlığın sembolü olması. Bu da öznel bir yerde arkadaşlar. E seçeneğine bakalım. Coğrafyacı açısından ada, Konumu, yüzey şekilleri, yüzü ölçümü, nüfusu ve iklimi incelenecek her yanı suyla çevrili bir kara parçasıdır. Bakın arkadaşlar E seçeneğinde bir coğrafya terimi olarak adanın tanımı yapılmış. Dolayısıyla burada herhangi bir öznellik ya da kişisel düşünce yok. Cevabımız E seçeneği. Beşinci soruyla devam edelim. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Birinci cümle, yazar eserlerinde gelenekler arasına bir mesafe koymaktansa bu birikime yaşadığı döneme özgü bir pencereden bakmayı tercih ediyor. Arkadaşlar yazar eserlerinde gelenekle arasına mesafe koymuyor. Yani eserlerinde hem geçmişi hem de bugünü kullanıyor. İkinci cümleye bakalım yazarın hiçbir edebiyat geleneğine bağlanmayışı, onu çağdaşı yazarlardan ayıran önemli bir özellik olarak ön plana çıkıyor. Üçüncü cümle, yazar bu kitabıyla kendinden önce üretilen eserleri okumanın bir özgünlük sorununa yol açmayacağını herkese kanıtlıyor. Özgünlük sorunu. Dördüncü cümleye bakalım. Yazar tarihin kendisine aktardığı seslere kulak tıkamıyor. Evet, tarihin kendisini aktardığı seslere kulak tıkamıyor. Yani geçmişe kulak tıkamıyor ancak onları kendi döneminin gerçekliğinin süzgecinden geçiriyor. Kendi döneminin yani bugünün gerçekliğinin süzgecinden geçiriyor. Bakın arkadaşlar birinci cümle ile dördüncü cümle arasında anlamsal bir yakınlık var. Beşinci cümleye de bakalım. Yazarın kendi olma sorununu tartıştığı bu kitapta yüzünün düne değil yarına dönük olduğu açık bir biçimde gözlemlenebiliyor. 5. seçeneği delediğimizde cevap 1 ve 4 yani B seçeneği. 6. soruyla devam edelim arkadaşlar. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Bir cümle birleştirme sorusu. İki tane ayrı cümle verilmiş ve doğru birleşimi isteniyor bizden. Bakalım ilk cümlemize. Davis, eğitimi bireyleri kapasitelerine göre farklı statülere yerleştiren bir sistem olarak değerlendirmektedir. Bakın birinci cümlede Davis'in e, kişisel görüşü var. İkinci cümleye bakalım. Toplumsal tabakalaşmayı temel alarak en yeteneklilerin en önemli mesleklerle ödüllendirilmesi gerektiğini inananlar, bu görüşe yani Davis'in yukarıdaki görüşüne destek vermişlerdir. Bakalım A seçeneğine. Davis eğitimin tanımını yaparken farklı yeteneklere sahip olan kişilerin buna bağlı olarak farklı mesleklere yerleştirilmesi gerektiğini ve bunun da toplumsal tabakalaşmanın gereği olduğunu savunmuştur. A seçeneğini eledik çünkü iki cümlenin birleşmesinden bu anlamı çıkaramıyoruz arkadaşlar. B'ye bakalım. Toplumsal tabakalaşma temelinde en yetenekli insanların en önemli meslekleri elde etmesi gerektiğini düşünen kişiler yani Davis'in bu tanımına inananlar. Davis'in eğitimin bireyleri kapasitelerine bağlı olarak farklı statülere yerleştiren bir sistem olduğu düşüncesini desteklemişlerdir. Evet arkadaşlar, Davis'in yukarıdaki tanımına, yani Davis'in bu görüşüne destek vermişlerdir. Dolayısıyla iki cümlenin doğru birleşmiş hali B seçeneği arkadaşlar. Diğer seçeneklerimizi de kontrol edelim. Meslek seçiminde eğitimin belirleyici olması gerektiğini vurgulayan Davis ile toplumsal tabakalaşmayı esas alıp yetenekli kişilerin statüsü yüksek mesleklere yerleşmesi gerektiğini savunanların görüşleri örtüşmektedir. C seçeneğini eledik. D'ye bakalım. En yetenekli insanları en iyi mesleklere yönlendirmenin gerekli olduğunun ve bunun eğitimle sağlanacağının altını çizen Davis, bu konudaki tanımlarını toplumsal tabakalaşmayı savunanların görüşleriyle desteklemektedir. Tam tersi arkadaşlar. D seçeneğini de eledik. Toplumun meslekler açısından tabakalaşmasının, yani en yeteneklilerin en önemli mesleklere sahip olmasının toplumsal bir gerçeklik olduğunu belirten Davis'in eğitim tabakalaşma ilişkisine dayanan bu düşüncesi geniş kitleler tarafından desteklenmiştir. Davis'in bu görüşüne inananlar destekleyenler olmuş ama geniş kitleler tarafından desteklenmiştir diyemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla E seçeneğini de eledik. Cevap B. Geçelim yedinci soruya. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur? Ben sisi zihnin bazı hallerine benzetirim. Benizden benzetirim. İ sesi düşmüş. Siz içindeyken sanki başka bir dünyada başka bir nizam içinde oynayan muhayyilem. Oyun oynayan. U sesi düşmüş. Beni daima şaşırtır. Kimi zaman temel karakterler üzerinde kalıp ayrıntılardan ayırmaktan ayrıntı, ı sesimiz düşmüş, uzaklaşmanın mutluluğunu yaşarım. Kimi zaman da zihnim ayrıntılara dalıp çevreyi çevirmekten çevre, i sesimiz düşmüş, kolaçan etmeye başlar. Birkaç gündür İstanbul'un üstünü bütünüyle örten sis de zihnim gibi oyunlar oynuyor ve görülen, işitilen, Bakın arkadaşlar, işitilen sözcüğünde herhangi bir ünlü düşmesi yok. İşitilen her şeyi farklı bir şekle sokuyor. İşitilende herhangi bir e, ünlü düşmesi olmadığı için cevabımız E seçeneği. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri isim kökünden türemiştir? Gelecekteki bilişsel sistemlerin çevreyle etkileşim halinde olması bekleniyor. Etkileşim, etmekten etkidir arkadaşlar. Dolayısıyla birinci sözcüğümüz fiil kökünden türemiştir. Canlı organizmaların sinir sistemlerinden esinlenerek, esmekten esin, yine fiil kökü. Geliştirilen bu mekanizmaların en önemli özelliği klasik işlemcilerin işlemci iş kökümüz arkadaşlar. Mac, Mac, Master eki almadığı için üçüncü sözcüğümüzün kökü e, fiil değil isimdir aksini hafıza ve işlemci birimlerinin bir arada olmasıdır. İnsan beynine benzer biçimde biçmekten biçim yine bir fiil kökü. Benzer biçimde çalışan elektronik cihazlar henüz tasarlanmamış olsa da yakın zamanda bu konuda önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. Yaşanması. Yaşanması kelimesinin kökü yaştır arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncü ve beşinci sözcüklerimiz isim kökünden türemiştir. Cevabımız D seçeneği. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Bakalım cümlemize. Sırf kendi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın kendini yaşarken öldürmüyor mu? Hemen yüklemimizi bulalım. Öldürmüyor mu? Yükleme arkadaşlar. Öldürmeyen kim? Sırf kendi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın. Burasını komple özne olarak alıyoruz. Çünkü arkadaşlar öznemiz bir e, sıfat tamlamasından oluşuyor. Dolayısıyla ayıramıyoruz. Kimi öldürmüyor mu? Kendini. Belirtilinesine. Ne zaman öldürmüyor mu? Yaşarken. Zarf tümleci. Bakalım hemen. Özne, belirtilinesine, zarf tümleci, yüklem. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada eleştirilen bakış açısıyla yazılmıştır? Şimdi parçamızı okuyalım. Parçada eleştirilen bakış açısı neymiş? Cümledeki sözcüklerin arasına yerli yersiz sıfat yerleştirmenin edebiyat metninin bir özelliği olduğunu sanan yazar adayları var. Bence yazmayla ilgili en temel yanlışlardan biridir bu. Yakın anlamlı sıfatların işlevsiz olarak kullanıldığı cümleler dikiş izlerini belli eden bir elbiseye benziyor. Böyle olunca okur bir bütün olarak kumaşı değil dikiş izlerini görüyor. Şimdi parçada eleştirilen şey arkadaşlar bir metin içerisinde yakın anlamlı sıfatların gerekli, gereksiz, yerli yersiz e, kullanılması. Şimdi bunu örneklendiren seçenek hangisi bakalım. Günler kuvvetli bir rüzgarın sürüklediği beyaz bulut kümecikleri gibi birbiri ardına geçip gidiyordu. Ve biz bunların sonunda muhakkak bir fırtına kopacağını seziyorduk. Şimdi A seçeneğinde sıfatlarımız var ama arkadaşlar kuvvetli bir rüzgar, beyaz bulut kümecikleri ama e, yukarıda eleştirildiği gibi yakın anlamlı değil. Dolayısıyla A seçeneğini eledik. Sonbahar, yemişleri, bulutları, güneşi, maviliği ve yeşiliyle insana şiir, edebiyat, musiki ve mesut insanlarla dolu bir dünya düşündürüyor. Bakın B seçeneğinde de yakın anlamlı e, sıfatlar yok. C'ye bakalım. Yağışlı Donuk ve karlı bir kış akşamının karanlığında başlayan. Bakın arkadaşlar, nasıl bir kış akşamı? Yağışlı, karlı, yakın anlamlı mı? Evet. Karanlığında başlayan o derin yalnızlığım giderek artıyor. Bu koyu kimsesizliğim. Bakın, derin yalnızlık, koyu kimsesizlik yine yakın anlamlı sıfatlar. Aydınlık ve ışıklı bir sabaha uzanmaktan men ediyor. Nasıl bir sabah? Aydınlık, nasıl bir sabah, ışıklı. Bakın yine yakın anlamlı sıfatlar kullanılmış cevabımız C seçeneği. D ve E'ye de bakalım. D seçeneğine bakalım. O haftayı ve ondan sonra geleni sadece onu düşünerek geçirdim. Belki rastlarım ümidiyle birkaç defa boğaz içine gittim. Emirgan'da, Kandilli'de ve şurada burada dolaştım. D seçeneğinde de herhangi yakın anlamlı bir sıfat yok. Çardaklardaki yapraklar kırmızının en son haline doğru ağır ağır kızara kızara kırmızının renk oyunları içinde düşmeden evvel sallanıp durdular. E seçeneğinde rahatlık belirleyebiliriz arkadaşlar. Cevaba C demiştik zaten. Sevgili öğrenciler, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nün sizler için hazırladığı YKS soru çözümünü tamamladık. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere, hoşçakalın.